Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Excel'de oluşturulmuş bir telefon rehberini nasıl Android veya iOS dediğimiz iPhone telefona aktaracağımızı anlatacağım. karşımızda örnek bir telefon listesi bulunuyor. Bu telefon listesini doğrudan telefonunuza aktarabilirsiniz. Bu bir iPhone telefon olabilir veya Android telefon olabilir. Çok fark etmiyor. Şimdi ilk olarak yapmanız gereken arkadaşlar bunun bir yedeğini almak. Bir yedeği üzerinden gitmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ne olur ne olmaz. Tabi çok önemli bir şey yapmayacağız ama yine de her duruma karşı bu Excel'de rehberinizin yedeğini almayı unutmayın. İkincisi arkadaşlar buradaki isimler tamamen rastgele seçilmiş kişiler. Herhangi bir kimseyi temsil etmiyor. Bunu belirtelim. Şimdi ilk olarak gereksiz sütunları sileceğiz. Burada bizim gereksiz sütun olarak gördüğümüz şu üç sütun arkadaşlar. Bunların tamamını şu şekilde seçiyorum. Ardından üzerine sağ tıklayıp sil diyorum. Çünkü ilk sütunda adı olacak. ikinci sütunda soyadı ve üçüncü sütunda telefon numarası olacak. Tabi sizde sadece tek sütunda adı soyadı olabilir. Çok da önemli değil. Ben de iki sütun şeklinde yaptım. Şimdi devamında bu üç sütunu daha doğrusu satırı sileceğim. Bunların tamamını şu şekilde seçiyorum. Üzerine sağ tıklayıp sil diyorum. Ve burada sadece adı soyadı telefonlar kaldı. Şimdi burada arkadaşlar İngilizce yazacağım burayı aynen yazmanız gerekiyor. Büyük küçük harf olacak şekilde F'si mesela büyük. First name yani first boşluk name, name şeklinde yazıyoruz. Soyadı kısmına arkadaşlar last boşluk name şeklinde yazıyorum. Ve telefon kısmına da yine aynı şekilde ilk harfi büyük olacak şekilde mobile, pone, mobile phone mobil fon şeklinde yazıyorum. İşte benim tamamlandı. Sağda solda da herhangi bir şey olmasın arkadaşlar. Ve şimdi burada fark edeceğiniz şey şu olacak büyük ihtimalle. Burada eğer telefon numaralarınızın başında sıfır varsa yani 0, 500 falan falan şeklinde ise hiç dokunma gerek yok. E yine bendeki gibi eğer başında 0 falan ya da artı 90 şeklinde yoksa bunu dönüştürmeniz gerekiyor. Şimdi bunu şu şekilde fareyle seçiyorum. Bende kaç tane var? 500 tane var arkadaşlar. Şu şekilde seçtim. Üzerini sağ tıklıyorum. E buradan hücreleri biçimlendir. Şu şekilde penceremiz geldi. Buradan isteğe uyarlanmış. Şu arkadaşlar genel kısmını tamamen silelim. Artı 90 yapıyorum. Bakın artı 90. Yaptıktan sonra kaç tane 0 yazacağım? E 10 tane 0 yazacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Bakın ne oldu? Örnek olanı artı 90 şeklinde telefon telefon numaramız olacak. Yani bu şekilde olması gerekiyor. Yani toplamda 110 0 başına da artı 9 şeklinde yazın buraya ve tamam diyelim. Bunu yaptığınızda bakın şu şekilde normal telefon numaralarına dönüştürmüş oldu. Şimdi bunu kaydedeceğiz. Dosya Ardından farklı kaydet. Buradan bu bilgisayar ve masaüstünü seçiyorum. Ardından tekrar masaüstünü seçtim. Buna bir isim verelim. Örneğin mesela ne olsun? Rehberim iki şeklinde olsun. Rehberim 2 karışmasın diye yazıyorum. Kayıt türüne geliyorum. Buna da arkadaşlar hemen bakın şurada CSV virgülle ayrılmış diye bir seçenek var. Bunu seçiyorum ve kaydet diyorum. İşlemin tamamlandı. Bakın nereye geldi? Masaüstüne gelmesi gerekiyor. Evet geldi. Rehberim iki şeklinde geldi. Şimdi ilk olarak Android'de göstereceğim. Ardından iPhone'da göstereceğim. Bu işlemler olabildiğince hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. İlk olarak eğer Android telefonunuzda arkadaşlar yedek eklemek istiyorsanız yani Android telefonunuzun rehberi kısmına aktarmak istiyorsanız telefonunuzun elinizde olmasına gerek yok yani telefonunuz uzakta da olabilir ve telefonunuzu da herhangi bir ayar yapmanıza gerek yok doğrudan hızlı bir şekilde bu işlemi yapacağız bunun için hemen Google'ı açın Google arama kısmına John Touch arkadaşlar Google şeklinde yazın bakın Contacts boşluk Google şeklinde yazın arattırın ve buradan Google Contacts kısmına gelin size bir giriş ekranı gelebilir burada normal Google hesabınızla giriş yapın arkadaşlar Giriş yaptıktan sonra karşınıza şu şekilde bir pencere gelecek. Şimdi bizim amacımız şu arkadaşlar. Daha doğrusu yapacağımız şey şu. Biz rehberi buraya aktardığımız zaman otomatik olarak sizin telefonunuza gözükecek. O yüzden buradaki Gmail adresiyle telefonunuzdaki Gmail adresinin aynı olması gerekiyor. Telefonunuzu kontrol edin. Hangi Gmail adresi ise o Gmail adresiyle buradan giriş yapın ve bu sayfaya gelin. Bu sayfaya geldiğinizde ne yapıyoruz arkadaşlar? İçe aktar diyeceğiz. Bakın şurada içe aktar diye bir seçenek var. Tabi burada başka telefon numaralarınız da olabilir. Çok önemli değil. Şimdi bakın burada içe aktar diye bir kısım var. Unuttuk diyorum. Dosya seç diyorum. Masa üstüne geliyorum. Neredeydi? Rehberi 2 idi değil mi? Bunu çift tıklıyorum. İçe aktar diyorum. Ve böylece bu rehberi buraya aktarmış oluyor. Bakın aktarma işlemi hızlı bir şekilde tamamlandı. Yani 500 tane rehberim hemen şurada görebiliyorsunuz. 500 kişilik rehberim hızlı bir şekilde aktarıldı. Şu anda siz telefon numaranızı kontrol ettiğinizde arkadaşlar aynı rehber oraya da aktarmış olacak. Yani siz telefonunuza doğrudan herhangi bir müdahale yapmanıza gerek yok. Otomatik olarak senkronize ediliyor zaten. Şu anda Android telefon rehberinizi kontrol ettiğinizde bu isim listesi, telefon listesi otomatik olarak oraya aktarılmış olacak. İçe aktarma işlemini tamamladınız. Yine yani tekrardan kişilere olup olmadığı kontrol etmek ister misiniz? Buradan tekrar edenleri bulun. Ardından eğer varsa birleştir deyin. Çünkü birden fazla aynı numaradan kişileri kaydetmiş olabilirsiniz. Şimdi burada şöyle bir şey var. Son olarak bilmeniz gereken. Diyelim ki ya dediniz ki ya ben yanlış aktardım. Telefon numaraları olmadı. Burada eksik oldu falan filan diyebilirsiniz. İşte bunları nasıl düzelteceğim? Tek tek silmem gerekiyor. Hayır. Bakın bu etiket başlığı altında aktarıldı. Yani benim buradaki az önce aktardığım liste şu. Buradan aktarıldı. O yüzden bunu silebilirim. Yani şu anda 500 kişilik rehberim burada. Tabi size da başka rehberler de olabilir. Yani telefonunuzda hali hazırda başka rehberler de burada kayıtlı olabilir. Az önce aktardığınızı yani az önce aktardığım 500 kişilik rehberi tek seferde silmek için bakın buraya gelin şuraya hemen sol tarafa tarih zamanını gösteriyor arkadaşlar. Şu an Temmuz'un 9'u. Burada Temmuz'un 9'u olarak gösteriyor. Çöp kutusunu tıklayın. Bakın tüm kişileri ve bu etiketi sil kısmını seçin ve sil diyelim. Böylece sadece ve sadece az önce aktardığımız 500 kişiyi silmiş oluyor. Yani sizin normal telefon rehberiniz hali hazırda olan herhangi bir şekilde silinmiyor. Bunu belirtelim. Bu etiket başlığı altında kaydedildiği için yani kaç tane aktarsanız aktarın. Bu etiket başlığı ayrı, ayrı olarak aktarıyor. Şimdi tekrar göstereceğim. içi aktar. Yani diyelim ki düzelttiniz tekrar. Varsayıyorum tabi. İçe aktar kısmını tıklayın. Dosya seç. Mutsa üstü. Tekrar rehberime gelin ve içe aktar deyin. Böylece bunu tekrar aktarmış oluyor. Dediğim gibi sizin rehberinize dokunmuyoruz. Bu aktarılan rehber şuradaki sol taraftaki etiket başlığı altında arkadaşlar aktarmış oluyor. Bakın şu şekilde aktarmış oluyor. İsterseniz buna bir isim verebilirsiniz. Örneğin 500 kişilik rehberim ya da son rehberim şeklinde isim verin. Kaydedin. Oldu ya daha sonra işte yanlışlık yaptığınızı fark ettiniz ya da silmeniz gerekiyorsa buraya gelip bunu tek seferde ayrı olarak silebilirsiniz. Şu şekilde silebilirsiniz. Umarım buraya kadar her şey anlaşılmıştır. Şimdi arkadaşlar iPhone'u iPhone için biliyorsunuz biz yine telefona dokunmuyoruz. Dokunmamıza gerek yok. Şöyle iCloud şeklinde yazalım. Arattıralım. iCloud'dan arkadaşlar şu iCloud.com web sitesine gidelim. Giriş yapalım. Apple kimliğimizi yazalım. Yazdıktan sonra gidelim. Parolamızı yazalım. Parolamızı yazdıktan sonra. Ben de Gmail olarak tanımlı arkadaşlar iCloud. Size tabi normal iCloud.com şeklinde olabilir. Çok önemli değil. Buradan giriş yapalım. Şimdi telefonumu da kontrol edeyim. Telefonuma iki faktörlü kimlik doğrulama geldi. izin ver diyorum. da gelecektir muhtemelen. Ve telefonunuza gelen kodu. Yani iPhone telefonunuza gelen kodu. Buraya girin arkadaşlar. Böyle 596 158 şeklinde yazdım. Güven diyelim. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tamam. Şimdi geldi. Nereye geleceğim? Şuraya bakın. Bu sayfa geldiğinizde pencereler gelebilir. Pencereleri kapatın. Ardından hemen nerede? Kişiler. Buraya gelin. Şu anda herhangi bir kişi yok. Tabii sizde burada kişiler olabilir. Hali hazırda mevcut bir rehberiniz olabilir. O yüzden grup üzerinden giderek yapacağım. Normalde doğrudan da aktarabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu şekilde az önce hazırladığımız şu rehber 2 var ya. Bunu doğrudan buraya aktarırsanız hata alırsınız. Göstereyim. Yani şu şekilde B kartı içi aktar. Hemen sol alttan. Neredeydi rehberim? Şu şekilde dedi rehberim ki göstereyim ben. Bakın ne diyor? Hiç aktarlamıyor. Hata falan diyor vesaire. Bunu kabul etmiyor. Yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Bir tane Gmail hesabınız olsun. Yani herhangi bir Gmail adresi, telefon olup olmaması önemli değil. Bu sayfaya gelin. Bakın bu şekilde yükleyin. contacts.google.com sayfasına gelin. Herhangi bir Gmail adresi fazla varsa arkadaşınızda da olabilir. Boş bir Gmail adresi de olabilir. Oluşturabilirsiniz de bu tamamen size kalmış. Ben hızlı olması açısından böyle anlatıyorum. Buraya geldiğinizde arkadaşlar içe aktar deyip buraya aktarın. Böyle görünecek. Şimdi bu rehberi ne yapacaksınız arkadaşlar? Bu rehberi dışa aktarmanız gerekiyor değil mi? Bakın şu etiket başlığı altında. Şuradan. Yani boş bir Gmail adresi olsa daha iyi olur tabii. Bu rehberi biz nasıl dışarı aktaracağız? Bunu seçtim. Şunu. Ardından bakın sağ üst kısımda dışa aktar diye bir seçenek var. Bunu seçiyorum. Neydi benim 500 kişilik rehberimdi değil mi? Bakın burada görebiliyorsunuz. Yani tekrar gösteririm. Sağ üst kısımdaki şu dışa aktar. Bakın burayı seçtikten sonra etiketi şurayı tıklıyorum. Dışa aktar diyorum. Bakın VCard iOS kişiler uygulaması için bunu seçtim ve 500 kişilik rehberimi seçtim. Okey. Dışa aktar diyorum. Ne yaptı? Dışa aktardı. Nasıl? Contacts vcf nereye geldi? Bilgisayarım indirenler kısmına geldi. Bakın burada. Şunu masa üstüne taşıyayım. Şöyle masa üstüne atayım. Bakın buraya geldi. Bu şekilde daha hızlı oluyor. Yani uğraşmanıza gerek yok. Program, uygulama vesaire hiç yapmanıza gerek yok. Sadece yapacağınız bir Gmail adresiniz olmaz. Herkesin Gmail adresi var muhtemelen. Şimdi bu sayfaya geldik. Şimdi rehberinizi hali hazırda birileri varsa grup olarak oluşturacağım. Eğer yoksa doğrudan şöyle yapabilirsiniz. Bakın eğer telefon rehberiniz boşsa doğrudan şöyle bakın. Şu ayarlar kısmını tıklayın. V kartı içe aktar. Masaüstü Kontakt. Buraya tıklayın. Ve ne yapacak? Bakın şurada içe aktarılıyor. Şunu biraz alt alalım. Bu rehberi buraya aktarılıyor. iOS olduğu için biraz daha yavaş yani. Google'da bu işlem biraz daha hızlı oluyor. Ancak iOS'ta biraz daha ağırdan alıyor. İçe aktarılıyor. Yani 500 kişilik rehberimizi ne yapacak? iCloud kişilere aktarmış olacak. E şimdi burada biraz bekliyorum. Ve rehberimizin tamam Tamam mı? aktarıldı arkadaşlar. Hemen şu şekilde görebiliyorsunuz. Kaç tane şey rastgele bir tanesini seçeyim. CTRL A yapayım. Bakın burada 500 kişi oldu, olduğunu görebiliyorsunuz. Yani tamamını sorunsuz bir şekilde aktardık. Telefon numaralarını şu şekilde buradan da kontrol edebilirsiniz. Yani eğer telefon rehberiniz yoksa bu şekilde doğrudan telefonunuzu aktarabiliyorsunuz. Yani şu anda iPhone telefonunuzun rehberine girerseniz doğrudan bu şekilde göreceksiniz. Eğer dediğim gibi telefonunuzda yani şu andaki gibi mesela rehberinizde birileri var. Öyle varsayalım. Var ve üstüne atacaksanız ilk olarak grup şeklinde aktarmanız daha mantıklı. Çünkü daha sonra belki silmek Yok ben hata yapmıyorum falan diyorsanız sıkıntı yok. Yani şu anda diyelim telefon rehberiniz var ve rehberinizi aktarmak istiyorsunuz. Doğrudan buradan ve kartı içe aktar diyerek buraya aktarabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Yok eğer yine ben güvenli olması açısından grup oluşturayım derseniz hemen şu artı kısmına tıklayın. Yeni grup deyin. Buna mesela 500 kişilik rehberim diyelim. Mesela şöyle rehberim ismini verdim. Hani olur da yanlışlık yaptınız falan vesaire. Bunu tıklayın. Bakın rehberimizi tıkladık. Şimdi buraya ne yapacağız? V kartı içe aktar diyelim. Buradan kontaktı seçelim. Yani az önceki masaüstüne attığımız kontak rehberini ve buraya aktarmasını sağlayın. Bakın sol altta içe aktarılıyor. Uyarısını görüyorsunuz. İşlem işlem bittiğinde tekrar buradan devam edeceğim. Şimdi biraz bekleyelim. Ve rehberimiz aktarıldı. Yani oluşturduğumuz 500 rehberim adlı gruba aktarıldı. Şöyle bir tamamını seçeyim. Bakın 500 kişi. Yani bu grupta 500 rehberim grubunda 500 kişi var. Ve tüm kişiler grubunda ise işte varsayalım tabi Diğer telefon rehberiniz var. Diyelim ki siz ki ya ben yanlış yaptım. İşte 500 rehberim aktardım ama işte bir şeyler yanlış oldu. Numaralar kaydı falan olabilir yani. E, silmek için arkadaşlar tekrar buraya gelin. Şimdi bu seçiliyken şu tıkladınız. Şöyle şu an seçili durumda. Şuradan sil diyelim. Bakın sil diyelim. 500 rehberim silinsin mi? Yani bu grup silinsin mi? Dediğinizde, sil dediğinizde bu 500 kişilik rehber grubu silinmiş oluyor. Bu kadar basit. Yani en azından önceden önlem almış oluyorsunuz. Tabi isterseniz dediğim gibi isterseniz doğrudan üzerine de aktarabilirsiniz. Grup oluşturarak da aktarabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ve son olarak yine hatırlatmam gereken bir şey daha var. Bu sütunlarla ilgili. Eğer çiftse arkadaşlar yani dediğim gibi sizde last name, first name şeklinde değil de tekse bunu silin. Ya yani zaten olmayacaktır. Tek sadece first name olarak isim kalsın. Yani Jale mesela şen şeklinde şeklinde. Kalsın last name yazmanıza gerek kalmıyor. Bu şekilde şu şekilde olacak muhtemelen. Şu şekilde aktarabilirsiniz. Yani first name, mobil phone bu şekilde aktarabilirsiniz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Hem iPhone için hem de Android için bu şekilde aktarmasına izin veriyor arkadaşlar. Benim alacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa da yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.